Bir önceki hayatımda köpekmişim ha. O köpek seni nasıl paraladı? Gördün mü Hamdi? Gördün mü? Görmekte kalmadım. Şimdi aşıya gidiyorum. Allah cezanı versin. Aklın başına gelsin o zaman Hamdi. Sen beni yanlış anladın. Sus konuşma lafımı kesme. Sahipleri bile köpeklerini arada bir dolaştırır Hamdi. Alışverişe falan götürür. Sen beni bir kez olsun kesedin mi Allah cezası? Bak sevgili karıcığım, ah karıcığım sen yanlış. Sus takılma Allah'ın cezası, takılma bana gibi. Bu nasıl evlilik ha? Bari bir laf ediyorsan arkasında dön. Köpekler bile arada bir çiftleşir Hamdi. Bu nasıl evlilik ha? Bu nasıl evlilik? Karıcığım yani... Sus konuşma Allah'ın cezası. El alemin karısına peri dedin, sihirli dedin. Bir kez olsun, bir kez olsun melek karım dedim bana. Oh. Kolay gelsin Firuze. Sağ olun Sadık Bey. Oho, bakıyorum bugün bayağı çalışmışsın. Çok ütü birikmiş, kanter içinde kaldım ama bitti. He. Sizin nasıl gitti? Vallahi bir kimyagerin çalışabileceği her yerde form doldurdum ama krizden dolayı elemanlarını azaltmışlar. Ha, bana sıra gelene kadar oho önce kendi adamlarını işe alırlar. Çok üzüldüm. Ah ben de. Yahu keşke her şeyi sineye çekip işimde kalsaydım be. Firuze. Bak hazır çocuklar yokken seninle de konuşalım ha. Gel otur şöyle. Firuze. Durumumuz kötü biliyorsun. Bu nedenle yani bu ayki maaşını ödeyemeyebilirim. Sorun değil Sadık Bey. Ama iş bulamazsam bir dahaki ayki maaşını da ödeyemeyebilirim. Sorun değil Sadık Bey. Ben burada canımı dişime takıp bu kadar çalışıyorsam... ...sizi ve çocukları kendi ailem gibi sevdiğim için. Ha, biliyorum Firuze. Ayrıca benim kenarda birikmiş birkaç kuruşum var. İhtiyacınız olursa borç para verebilirim. Ha ya. Eksik olma. Ütü bitti sayıda, ben gidip yemeğe bakayım. Çocuklar gelmek üzere. Firuze. İstersen ocağı yakıp yakmadığını bir kontrol et ha. Ha? Yok bir şey. Ohoho, kimler gelmiş? Benim güzel yavrularım gelmiş. Gelin bakalım. Canlarım benim. Hadi öpün bakayım babanıza. Bize yemek hazırlama Firuze abla. Okulda abime sandviç ısmarladım. 9. Ay çocuklar. Bana o kadar uzak davrandılar ki... ...yani ne yapacağımı şaşırdım Betüş. Belki de ben yanıldım Sadık. Belki de çocuklar senin işten çıkmana bu durumdan daha az üzüleceklerdi. Olur mu öyle şey hayatım? Yani bütün gün iş arayıp bulamayacağına inanmış bir baba olarak onlara kesinlikle gerçeği söyleyemem. Emin misin? Eminim tabii. Yani onların kahramanıyken acınacak bir baba olmak benim çok ağrıma gider. Kim geldi acaba bu saatte? Sen birini bekliyor muydun hayatım? Onur Bey. Merhaba Betüş. Hoş geldiniz. Evde yokum Umur Bey. Ne kadar ayıp Sadık. Bak güzel karına çiçek, sana da ne getirdim? Bana parfüm mü getirdiniz Umur Bey? Niye sana parfüm getireyim ki? Boş bir şişe. Dün kırdığının aynısı, hatırladın mı? Yoksa Betüş anlatmadı mı sana? Bak dün o masaya etrafa döktüğün parfüm var ya... ...o parfümle bu şişeyi doldurmanı istiyorum. Müşteriler bekliyor, seni işe alıyorum. Kocamı işten siz atmadığınıza göre tekrar işe alamazsınız Umur Bey. Sadık isterse işe döner, istemezse de dönmez. Ne hediyelerinizi ne de sizi evimde görmek istemiyorum Umur Bey. Ne kadar şakacısın, unuttun mu? Burası benim evim. Yani sen benim hem çalışanım hem de kiracımsın. Demek evimden çıkın diyorsunuz ha? Lütfen bize birkaç gün izin verin. Bir ev bulur bulmaz hemen taşınacağız Umur Bey. Yok canım, henüz o kadar acımasız değilim. İşe dönmeyi kabul edersen bu evde huzur içinde kalmaya da devam edebilirsin.
Betüş, Umur Bey'in sana getirdiği çiçeği iade eder misin lütfen? Almadım ki zaten tatlım. Harikasın hayatım. O zaman lütfen kendisine söyle, hemen bu evi terk etsin. Umur Bey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.